Eller gözler buluşmuş, dönüşü yok. Geriye ateş bacayı sarmış, alma asla hafife. Paçayı da kaptırmış, yok çare deli gönle. Ne dersen de artık boş, nafile. Aslıyla Kerem anları, dillere destan aşkları. Aslıyla Kerem, aslıyla Kerem. Aslıyla Kerem anları, dillere destan aşkları. Aslıyla Kerem, aslıyla Kerem. Evet, öğle yemeklerimi hep burada yerim. Yoksa bu kadar başarılı bir iş adamı olmanın sırrı öğle yemekleri mi? Kerem Usta'nın yaptığı hamur yeri kimse yapamaz. Kerem Usta bir tanedir. İsterseniz çağırayım kendisini. Kerem Usta! Kerem Usta! Gel! Gel! Buyurun benim. İşte Kerem Usta! Merhaba. Hoş geldiniz bacım. Merhaba, hoş bulduk. Rahatsız. Sağ olun, Allah'a çok şükür. Demek Cem Pamiroğlu'nun vazgeçemediği hamburgerlerin mucidi sizsiniz. Ben onu şey yapıyorum, kendi başıma Cem'in her zaman... Bundan, şimdi bu hamburger, önemli koftesi. mühim kofte önemli olan bu. Biz hanımla beraber, biz buraya geldik 1974. Ve arabada başladım bu işe ben. Sonra Cem Bey, Allah razı olsun, tanıştık onunla beraber. Önemli bunu, sürprizi koftesinde yani. Hey be Kerem Usta be! Eşiniz de burada sizinle birlikte mi çalışıyor? Soruyu tekrar alabilir miyim? Eşiniz de burada sizinle birlikte mi çalışıyor? Evet, benim eşim kendim, benim beraberiz yani yıllardır şey yapıyoruz, beraber yapıyoruz. Aslı! Kız müzik yap, bak misafir gelmiş. Misafir diyor, müzik başla hoppa. Canlı neşeli bir şey böyle çıkırıklı. 3-4 Ayvası var, narı var, bahçesi var, bağı var. Atamızdan yadigar, Halide Edip adı var. Ayvası var, narı var. Hadi Kerem Usta, şöyle bir oyna bakalım be. Yok, ben yeminim oynamayacağım. Aa, çok güzel oyna bu. Çok güzel oyna. Hadi şöyle bir oyna dedik, kıvır. Ben oynamam. Hadi Kerem Usta. Şakira bu, acayip oyna. Ayvası var, narı var, bahçesi var, atamızdan yadigar. Oynamayacağım. Yeminliyim, oynamayacağım. Oynamayacağım. İstemiyorum. Oynamayacağım, bırak. Bırak, oynamayacağım. Oynamayacağım. Kerem. Oynamayacağım, canım, oynamayacağım ya. Oynamayacağım, tamam. Bırak. Bırak, tamam, oynayacağım. Hayvası var, narı var. Hayvası var, narı var. Kerem, hayvası Kerem! Var. Kerem, uyan canım, uyan canım, uyan. Canım, ne oldu canım? Aslı, çok kötü bir kabus gördüm. Aa, yok canım, öyle gözükmüyordu. Sen çok eğleniyordun, şarkılar, türküler. Aşkım, dalga geçme, hakikaten çok garip bir rüyaydı. Kabus gibiydi ya. Yani hangi kategoriye sokacağımı şaşırdım. Böyle garip Fransız sanat filmleri vardır ya böyle. Acayip böyle bir şey gördüm. Hayırdır inşallah canım. Sen rüyanda artık garip Fransız sanat filmleri mi görüyorsun? Sen bu evlilikten sıkıldın galiba Kerem. Ne alakası var aşkım ya? Ne demek ne alakası var? Ben rüyamda geleneksel Japon tiyatrosu görüyor muyum? Ben ancak seni görüyorum. Bir de öldüğünde rahmetli Zeki Müren'i görmüştüm bir iki kere. Ya. Benim de rüyama ara sıra yılla giriyordu. Ne? Aa, kafadan kopardın ne? Hayır. Aşkım gülme. Üstelik orijinali de değil. Levent Kırca yıldot makyajı yapmış, taklidini yapıyor. Her gece rüyama giriyor. Kabus. Ah canım. Çok sıkmışlar seni. Tamam canım, ben sormayacağım sana şimdi ne rüyası gördüğünü. Tamam mı? Hadi uyusa. Aşkım. Hadi canım. İyi geceler. Sana da bir tane. Ne? Aa, kafadan koparttım ben. Aslı. Tamam, tamam, iyi geceler, iyi geceler. Çok ayıp. Aslı, bu temiz podyum kampanyası hakkında ne diyorsun? Ben destekliyorum aşkım. Başarılı, yakışıklı ve genç bir kocam olduğu için radikal bir şekilde savunucusuyum. Hayır, bunlar niye böyle kampanya açıyorlar anlamıyorum ki yani. Kendi aralarında halledebilirler, bize ne? Yani zaten bu mankenler bizim oylarımızla mı geliyor buraya? Bizden tamamen bağımsız bir zümre bunlar. Ha bak,
Dansöz Zümre vardı, hatırlıyor musun ismini? Ya ben bir iş adamı olarak bu oryantal dünyasının isimlerine bu kadar nasıl hakimim? Ya sence bu işte yanlış giden bir şey yok mu aşkım? Aslı. Bu ne kıyafet aşkım, böyle mi gideceksin kafeye? Yoksa seansa mı yetişiyorsun? Niye Kerem? Sen toplantılara eşofmanını mı çekip gidiyorsun? Ne? Ne toplantısı? Sevgilim, bugün meşrubatçılarla toplantım var benim. Ya bırakın siz toplantı, onları ben hallederim, meşrubat işlerini falan. Allah Allah! Ben gelip gümrükten senin mallarını çekiyor muyum? Ya aşkım, şimdi siz Yeliz'le ikiniz yani ne diyeceksiniz ki? Ya biliyor musunuz ne konuşacağınızı falan? Biliyoruz, biliyoruz. Heh. Çalıştık bak. Ne yapacağız biliyor musun? Suratımızda çok sert ve iş bitirici bir tavırla masaya oturacağız ve şöyle diyeceğiz. Biz gazoz istiyoruz. Nasıl? Sert değil mi? Sert ve kısa. Tak tak. Ha, biz gazoz istiyoruz. Aşkım, iş hayatında öyle şeyler denmez. Eğer dersen verirler eline bir şişe gazozu, çıkarlar toplantıdan. Oho, 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 oho. Vay be, ne laf ama. Ağır abi miyiz Kerem? Ne bu argo böyle sabah sabah? İş dünyası bu, hayatım ara sıra ağzımdan kaçıyor. Ha, demek siz sanayiciler bir araya gelince böyle konuşuyorsunuz. Ben de çok merak ediyordum. Yalnızken neler konuşuyorsunuz diye. Tamam aşkım, benden söylemesin. Tamam bak görürsün. Hatta kendimi o kadar çok güveniyorum ki bir sonraki randevuyu da iptal edeceğim. Kesin işi bitiriyorum. Vay. Risk yönetimi yani ha? Evet, evet, risk. Risk yönetiyoruz biz. Tamam hayatım, ben merakla bekliyorum. Tamam? Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Ne haber Kerem? İyidir Türkmenbaşı. Senden ne haber? He? Havalanan adamları karşılamaya böyle mi gideceksin? Evet. Böyle daha sempatik olur diye düşündüm. Niye? Biz Ege'li iş adamlarıyla toplantıya girerken zeybek mi oynuyoruz? Yani İskoçyalı iş adamları gelse havalanan ekosu eteklerle mi gideceksiniz? Sen ne diyorsun be Kerem? Eğer Brezilyalılar gelse var ya, ben oraya top sektirerek giderim. Bu şirket için Norveçler gelsin, fok kılığına girerim ben ya. Vay be, çok duygulandım. Ne? Norveçler gelecekmiş, fok kılığına girecekmiş. Zaten bir tek iş adamı kılığına giremedin. Sana da yaranamıyoruz iş Kerem. Bey, Kerem Bey. İyi tamam Kerem Bey. Hep ben de senin bir müdürünüm, sen de bundan sonra bana Cem Bey diyeceksin. Öteki de müdürlere diyorsun ya. Onlara derim tabii. Onlar senin gibi kılıktan kılığa girip Muppet Show karakterleri gibi fink atmıyorlar şirkette. Onlar bu şirketi benim kadar sevmiyorlar ama. İyi, tamam. O zaman bir bildirge yayınlayalım. Şirketi sevenler yarın Don Kişot kılığında gelsinler. Olur mu? Ha? Sen beni anlamıyorsun Cem. Vallahi billahi anlamıyorsun ya. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu ya. Çok güzel. Çak hadi be. Abi de bu çıktı şimdi başımıza. Çak. Ay neyin şerefine çakıyoruz? Bu ne? Bu ne olur mu Yeliz? Bu Seda Sayan'ın Samsun Stadyum konserinde giydiği kostüm. Yaşasın. Hep böyle bir kafem olsun istemiştim. Donatalım burayı Seda Sayan'ın sahne kostümleriyle. Hatta personeli de Ebru Gündeş gibi giydirelim. Kafenin ismini de değiştirip fırtınalar koyalım. Sen de kurtul Ramazan, biz de kurtulalım. Ya öyle deme Aslı ya. Bak çok ilgi çekecek ya. Ya şimdiden buraya ayrı bir renk kattı ya. Şuna bakar mısın? Çok değişik oldu ya. Böyle çok spiritüel oldu ya. Söylesene, başka hangi kafede var böyle bir şey? Evet Ramazan, başka hangi kafede var böyle bir şey? Ay şimdi gazolcular gelecek. Ya şöyle deme Yeliz. Gazolcular deme, adamların önünde ağzından kaçıracaksın. Zaten burada bir tane Seda Sayan kostümü, orada bir tane geyik başı. Bir de adamların önünde gazolcular dersen verirler elimize bir şişe gazoz, çıkarlar toplantıdan. Güzel laf ha, çak. Yapma Ramazan şunu, ben sevmem öyle çakmak. Voleybolcu muyuz biz? Yok. Voleybolcular önce çakarlar, ondan sonra böyle birbirinin popolarına vururlar. Ha bir de onu da yapalım Yeliz. İstersen gazozcuların önünde birbirimize çakıp birbirimizin popolarını tutalım ha? Ramazan da gitsin içeri, şu Seda Sayan'ın kostümünü giysin gelsin. Öyle çıkalım adamların karşısına. Hop hop hop. Adams ailesi gibi. Yeliz, ben bu işi istiyorum.
bu gazozlar bizim olacak. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederiz. Enteresan bir dükkan. Böyle biz biraz spiritüel olmasını istedik de şaşırdınız değil mi? Şaşırdık vallahi. Sanki bir mizah dergisini andırıyor burası. Çok enteresan. Günde kaç kasa satmayı düşünüyorsunuz? Peki siz günde kaç kasa satabileceğimizi düşünüyorsunuz? Biz nereden bilelim Aslı Hanım? Yani siz günde kaç kasa satarsınız? Bilemiyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Ya acaba sizce biz günde kaç kasa gazoz satarız diye merak ettiğim. Meşrubat. Meşrubat. Her neyse. Peki ne tür bir müşteri kitlesine hitap etmek istiyorsunuz? Türkmenlere mi? Ne Türkmeni? Cem Beyler. Çok affedersiniz. Merhaba Cem, merhaba Kerem. Merhaba aşkım. Ayrıca da bravo. Daha dekorasyonu açıklayamadık, içeri Türkmenler girdi. Cem havaalanından Türkmenleri karşılayacaktı. Havaya girsin diye bu kıyafetleri giymiş. Zaten gidecek aşkım biraz sonra. Evet Aslı, size de tavsiye ederim. İşin ruhuna inebilmek için kostüm şart. Mesela gazozcularla mı görüşeceksin? Gazozcu deme. Bu konuda hassaslar biraz. Hayatım, bu firmaların en hassas olduğu nokta satıştır. Sat bakalım 1000 kasa gazoz. Ondan sonra istersen gazozcu de, istersen şeker kız kendi de. Hiç aldırmazlar. Sağ ol canım, çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim, bunu unutmayacağım. Şeker kız kendi. Çok yardımcı oldun. Hadi ben kaçıyorum Kerem. Niye geldin, niye gidiyorsun? Ya bir görüneyim istedim Yeliz Hanım'a. Yani beni bu kıyafetle görmesini istedim. Acayip çekici yaptı bu kıyafet beni ya. Kendimi böyle seksi hissediyorum. Zaten seksiydin. Böyle iyice seks bombası gibi oldun. Yani yanan bir arzu topu gibisin. Çok can yakacaksın sen bugün ha. Kerem o. Can yakmasına yakarız ama yanlış canı yakmayan da. Türkmen der ki can yakalım ama canı canında yakan da. Vay be. Vay be tabii, ne sandın sen bizi yani, gazoz ağacı mıyız biz? Al işte sen bu kadarsın. Espriye bak, gazoz ağacı mıyız biz? Tamam ben gidiyorum, tamam mı? Şu adamları bir yemeğe çıkarayım, sonra görüşürüz, tamam? Tamam. Ben giden de. Günde 5 kasa az ama siz bilirsiniz. Ve bardak, bardak atlığı, kül tablası ve açacak veriyoruz. Okey mi? Evet tamam, hatta kül tablasına gerek yok. Yazın bir de su bidonlu şemsiye verebiliriz. Aslı Hanım, diyorum bu girişteki tabela pek dikkat çekmiyor. Şöyle ışıklı bir şey yaptırsanız oraya, böyle büyük bir tabela. Hatta sizin yaptırmanıza bile gerek yok. Beyefendiler bunu zaten yapıyorlar, hediye ediyorlar yani tabelayı. Pardon, siz kimsiniz beyefendi? Ben buranın müşterisiyim. Siz şimdi tabela da mı yaptırıyorsunuz? Maalesef bu kadar kasaya yapamıyoruz. Ne kadar kasaya yapıyorsunuz? Yok yani merakımdan sordum öyle. 15 kasa. 15 kasa ne? Yani bunun birim fiyatı ne? Ya size ne kardeşim? Sizinle mi yapacağız biz pazarlığı? Evet Kerem Bey, siz şimdi gitseniz, toplantıdan sonra gelseniz. Yok ben iyiyim, burada oturuyorum. Rahatsız olmayın, ben yokmuşum gibi. Pardon, buyurun. Tamam, anlaştık değil mi? Bir dakika. Şimdi tabela yaptırmıyor musunuz yani? Yaptıramıyoruz. Peki tamam, anlaştık o zaman. Peki dolap da mı vermiyorsunuz? Veremiyoruz beyefendi. Ne münasebet canım, o zaman hanımefendiler gitsinler spotçudan alsınlar gazozlarını. Alsınlar efendim, nereden istiyorlarsa oradan alsınlar. Olur mu canım öyle mantıksız şey? Yani mantıklı bir şeyler söyleyin, anlaşalım. Size ne kardeşim, size ne? Evet ya, siz kimsiniz? Ama beyefendi haklı, madem herkese böyle şeyler veriyorsunuz, bize niye vermiyorsunuz? Veremiyoruz hanımefendi, çünkü sizin kafeniz bizim için riskli bir yatırım.
Nesi riskliymiş benim kafemin? Evet, riskli. Garip bir yer. Garip garip müşterileriniz var. Oturup koşu kokuyorlar. Ne? Sen farkında değilsin. Az önce gelen o garip elbiseli adam oturdu bu masaya bakarak koşu kokudu. Adam meşrubat tüketicisinden çok kımız tüketicisine benziyor ya. Ama size ne canım bundan? Cem Bey o. Yapar bana öyle arada jestler. Siz hangi gıda grubundansınız? Neptün Gıda Dağıtım. Ha, Neptün Gıda Dağıtım. Sizin hatanız bu. Yanlış satış politikası. Doğu Anadolu'daki ve Orta Karadeniz'deki dağıtım ağını kuramamanızın sebebi bu. Pazar payınız Juni'nin %13 altında. Ayrıca sizden 5 sene sonra girdiler piyasaya ama kağıtları 1700'lerde falan seyrediyor. Siz hala kalkmışsınız, yok küllük verelim, yok altlık verelim. Ben sizi alacaktım, sizce haberiniz yok. Alsaydınız o zaman beyefendi, biz bu kadar verebiliyoruz. Öyle mi? Biz de o zaman gider, Unique'le görüşürüz. Görüşün hanımefendi. Gidin kimle görüşmek istiyorsanız görüşün. Hadi kalkın gidin. Hadi hadi, acele et. Ne biçim dükkan burası? Ne biçim sahipleri var? Hem İç Anadolu ve Ege hala bizim, tamam mı? Siz uzun süredir borsayı takip etmiyorsunuz galiba. Karşıtat bütün hisselerinizi aldı. Bittiniz siz. Yalan! 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 Bittik biz. Biz de gaza getirdin. Adamlara hamburger deviymişiz gibi davrandık. Ya ama hayatım. Efendim hayatım? Sabah borsada takip ettin mi kafenin hisseleri? Ne durumdaymış? Daha satacak gazozumuz yok ama. Ya sen bu anlaşmanın çok daha iyisini yapabilirsin. Sen patronsun, bunu asla unutma. İstersen bir tane tost makinen olsun, istersen oteller zinciri. Patron patrondur. Evet hayatım. Haklısın hayatım. Biz iyi yaptık bu adamlar. Hatta biz az bile yaptık. Evet. Ay ne o öyle iki tane açacak, iki tane kül tablası. Bakkal mıyız biz? Sen bizi kandırıyorsun iki açacakla. Ne o? Bir de bardak altlığı veriyormuş. Ay terbiyesiz. Yeliz, ne oldu? Konuştun mu adamlarla? Evet ama onlar buraya gelemiyormuş. Biz oraya gideceğiz. Ha tamam, bu sefer bağlayacağım. Sırf buzdolabı tabela değil, beğenirsem kravatlarını alacağım gelirken. Bu son şansımız. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Hadi çıkalım. Tamam da kafede kim duracak? Bir saate kadar gelirseniz ben bakarım. Ciddi misin hayatım? Tabii canım, ne olacak? Alt tarafı iki tane hamburger basacağım. Çıkarttım mı ceketimi, çözdüm mü kravatımı, önlüğü bir de taktığım zaman tamam işte. Kafenin sempatik garsonu Tolga abi. Harikasın hayatım. Dikkatli gidin siz de. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi merak etmeyin. Bu ne ya? Jüte, jüte kapasaj. Bak bak, yemeğin ismine bak. Jüte kapasaj. Önerdiği restoranın ismine baksana. Jimen Rasyö'ye gidip işte jüte kapasaj yiyecekmişiz bak. Allah'ım yarabbim ya. Nerede bu restoran? Fas'ta mı? Nedir bu rezalet be ya? Nedir ya? Sen gitme Muzaffer. Allah Allah ya. Sinirleniyorsan okuma, bakma. Ne gideceğim zaten? Kuru var mı orada? Ha? Pilav var mı orada? Var Muzaffer, var. Haftada bir çıkıyormuş. Turşucudan turşunu alıyormuşsun, öyle gidiyormuşsun. Beye, bunlar bizim mutfak kültürümüzü talan etsinler. Sen öyle otur orada. Bunlar yarın öbür gün kalkıp bizim mantımıza, su böreğimize de karışırlar. Sen öyle suskun kal orada beye, değil mi? Ben var ya, ben vazgeçmem kardeşim, aslanlar gibi kokoreçimden vazgeçmem ben. Ne alakası var Muzaffer? Canın kokoreç çekti ama doktor da yasakladı. Ay konuyu nerelerden nerelere getiriyorsun? Ayrıca bir yarımdan da hiçbir şey olmaz be. Olur. İçi alınırsa bir şey olmaz. İçi alınınca doymuyorsun ki Muzaffer. Ben bir tane daha yiyeyim Behiye. İçi alınmış, hiçbir şey anlamadım. Tamam Behiye'cim ya, tamam ya. Vallahi bak söz. Yarım. Başka da hiçbir şey yemeyeceğim, tamam mı? Belki bir tane midye dolma. Muzaffer. Tamam tamam. Bir yarım bizim küfür. Bir yarım bizim küfür. Tamam. Ha. Belki bir tane de midye tava. Bir çöp, bir çöp. Patla Muzaffer, patla. Kıyım siliyor. Türkçe pop, Türkçe pop.
Buraya Türkçe pop gider. Bak nasıl tamamlandı atmosfer. Evet Ramazan, tamam da kapat şunu artık. Ben diyorum ki böyle buraya karışık Türkçe kaset falan alayım. Böyle tak çıkar tak çıkar yapmayız. Sen de git Petek Dicöz'ü kasetini al. Kimin? Petek Dicöz. Ya dinlemedin mi? Bütün şarkıları çok güzel onun. Fırış kazanama var. Değil mi? Şahane eser. Tamam Ramazan. Tamam alacağız söz. Çıkart şunu. Alacaksın değil mi? Alacağım. Çak! Kerem, Kerem. İlk müşteriler geldi oğlum. Tamam sakin. Kerem. Tamam sakin. Müşteri gelir sakin. Kerem, çak. Ya yaptırmasana sürekli bunu bana. Ben sevmiyorum bu çakır. Git Cem'e yaptır. Birdiniz iki olur. Tamam. Hadi. Kerem oğlum tutacak bu dükkan bak göreceksin ha. Şahane olacak ya. Hadi, hadi hayırlısı ya. Merhaba, hoş geldiniz. Ne habers? Okuldan mı? Öğrenciyiz galiba. Öğrenciyiz değil mi? Nasılsınız? Hayır. Biz profesörüz. Seminerden geliyoruz da. Vay. Güzel şimdi. Neyiz? Siz niye böyle konuşuyorsunuz? Nasıl? Sanki çocukken beni terk etmişsiniz de şimdi bütün hataları onarmaya çalışıyorsunuz gibi. Evet. Herkes hamburger mi yiyor? Hayata döndü yaşasın. Evet, hepimiz hamburger yiyoruz. Ne içersiniz? Bir şey içmiyoruz. Kollar benden. Biz hamburgerleri öderiz. Tamam, anlaştık o zaman. Sizin iki tane hamburger vardı değil mi? Evet. Bir tane bizim, pardon, üç tane mayonezsiz. Tamam, mayonezsiz, bir tane de sizin vardı. Abi bizimkinin içinde her şey olsun. Tamam, ne bulursam koyacağım. Benim hardal olsun. Hardal var mı yok mu onu bilmiyorum. Bedava mı? Kola, ay bedava kola, bedava. Bir de kola hesabıyla kafeyi karıştırmayayım. Üç tane beş, üç beş iki. Taktik verme bize hoca, hamburgerleri ver. Tamam komik çocuk. Yanmış. Bütün hamburgerler yanmış. Aslı neredesin? Oo, afiyet olsun gençler. Ha? Maşallah maşallah. Damat ne haber ya? Kızlar nerede? İyi baba. Kızlar yok. Ben varım. He? Baba bütün hamburger köftelerini yaktım. Bir de ben bir ara hamburger alana kola bedava deyince bir anda doluşu verdiler. Ben delireceğim baba burada. Ya merak etme oğlum, gel hallederiz ya. Allah Allah. Aslanlar gibi yemişim kokoreçimi, almışım enerjimi. Sen şimdi yeni köfteler bulana kadar ben onları sohbetimle oyalarım, tamam mı? Baba dur. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. İnanmıyorum. Sen şimdi onları sohbetinle oyala. Ben gidip köfte bulayım. He? Ya neyse baba işte. Deminki adrese 13 tane daha hamburger. Pardon bir saniye. Kaç kişi turşu istiyor? Sen? Sen büyük bir torbanın içinde bol bol turşu koy getir abicim. Sana ne ya? Açım kardeşim yiyorum Allah Allah. Deminki adresi çocuk biliyor. Bizim zamanımızda Beyoğlu'na papyonsuz çıkılmazdı. Bizim zamanımızda hamburger nerede? Mis gibi köfte ekmek vardı. İsmetpaşa stadyumun önünde böyle arabalar dururdu, orada satarlardı. Nallı kuzu, nallı kuzu. Maça giderdim ben bir zamanlar. Bir bombacı Turan vardı, Galatasaraylı. Nerede şimdi o eski futbolcular, nerede? Bu reklamdaki o geyikçi amcaya benzemiyor mu ya? Buyurun, buyurun, buyurun. İnanmıyorum ya. Adamları buraya getirmiş. Aslı Usta İstanbul'da bir tanedir ya, bir tane. Ha? Allah'ım sadece isimler değişik. Kabus işte o kabus. Menajer Köpçaksın. Carayt. Oo Carayt. Carayt, Carayt. Hayrola Cem, hayrola. Türkmen misafirler Muzaffer amca. Panik yok, panik yok. Türkmen misafirlerimiz. Hoş bulan. Hoş bulan, hoş bulan. Siz de hoş bulan. Buyurun, buyurun oturun. Buyurun. Muzaffer amca kızlar nerede ya? Kızlar yok, Kerem burada. Yapma ya. Nerede? Cem, şşş, Cem diyor. Buraya gel. Ne oldu be? Bu adamların ne işi var burada? Başka götürecek yer bulamadın mı? Ya böyle bir sıcaklık, bir aile ortamı, bir sinerji oluşur falan diye buraya getirdim. Biz niye sessiz konuşuyoruz be? Bu halin ne ya? Ya sana ne be, sana ne? Cem,
her türlü sorunu çözüyorum ama seninle baş edemiyorum. Şuraya bak. Şirketin üst düzey yöneticisiyle sahibinin haline bak. Biri Türkmen kılığında, biri garson. Ne diyeceğiz yarın adamlara biz? Ha? Merhabalar, ben dünkü garson. Bu da şirketin baş animatörü. Ya adamlar çok sıcak ya. Kerem böyle takside gelirken şarkılar, türküler falan ya. Böyle Çuvaşça mı, Çavuşça mı acayip bir dil konuşuyorlar ama İbo'yu, Orhan Baba'yı falan biliyorlar yani. Acayip kanka olduk abi adamlarla ya. Tamam. Çok güzel. Şimdi al kankanı, çık buradan. Çabuk. Onları başka bir yere götür. Çabuk Cem, çabuk. Bak gördün mü? Hemen ısındılar ortama ya. Benim aşkımsın, yarimsin, mutluluk reçeten bu cizemsin. Olamaz. Bu olamaz. Çok tuttu bu şarkı gençler arasında ya, çok! Cem, sus! Şimdilik pek müşterisi olmayan küçük şirin kafemiz. Burası Koray Bey. Sanırım size bu durumu zevkle açıklayabilirim. Aa, merhaba. Hamburgerlerinizi getirdim. Tamam, teşekkür ederim. Ama bunu sanırım açıklayamayız Aslı. Sevgilim ne yapıyorsun? Aşkım, bütün filmlerde kafeler böyle kapanır. Çok iyi fikir. Aşkım, ben erdim galiba. Dün gece rüyamda ne gördüysem aynısı oldu. Evet Kerem, manzara harikaydı. Değişik kitlelerden insanların bir arada eğlenebildikleri dışarıdan hamburger getiren tek hamburgerci. Evet, aslında Cem gelene kadar her şey yolundaydı. Yani daha doğrusu her hamburgere bir kola değene kadar her şey yolundaydı. İşin doğrusunu söyleyeyim mi? Ben buraya gelinceye kadar her şey yolundaydı. O rüya bir işaretti. Ben anlamadım. Meşrubatçı da çok şaşırdı. Bir kere adamın ağzından çıkmış bulundu dolabı ve ışıklı tabelayı vereceğim diye. Vazgeçmez inşallah. Geçmez hayatım, niye vazgeçsin? Hayatında bu kadar dolu bir kafe gördü mü? Hem Türkmenlerle iş bağlantısına geçti. Türkmenistan'ın yarısına meşrubat satacak. Vay be. Biz adamlara daha doğru dürüst konuşamadık. Oh, hadi aşkım gidelim. Sen şeyi biliyor musun? Neyi? Ulan ölüsler. Behler burada bağlar. Ne? Bu Çuvaşça'da seni seviyorum diye başlayan bir cümle ama ben gerisini hatırlamıyorum. Ha. Ben eve gidince sana gerisini hatırlatırım canım. Hadi çıkalım. Tam bir sonbahar pazarı. Gri, puslu ve de sakin. Klasik bir Londra sabahı. Sir William McIntyre pencereden şehri seyretmekteydi. İçeri karısı Lady Wilshire'ın girmesiyle irkildi. Aslı. Lady Wilshire beyninden vurulmuşa döndü. Çünkü Sir hala o Türk kızı Aslı'ya aşıktı. Aslı, yani bir sabahta normal bir diyalog geçti aramızda, ha? Ne oldu lordum? Sinirlendiniz. Nedir sizi böyle Poseidon gibi kükreten? Açım, aç. Halk şatonun bahçesine toplanmış. Açız, açız. Lordumuz bizim için bir şey yapmayacak mı diye bağırıyorlar. Tamam. Yapayım şimdi lordlar olarak onlara güzel sucuklu bir yumurta böyle 3-5 saatlik bir kahvaltı yapalım. Şöyle gazeteli falan. Ne dersin aşkım? Ben sana burada 2 saattir oyun yapıyorum. Niye lord gibi cevap vermiyorsun? Lady'm. Kahvaltımızı kuzey bahçesine bakan mermerli balkonda yapmaya ne dersin? Güzel bir Londra sabahı. Ben, siz ve kocaman bir tava, sucuklu yumurta. İğrençsin Kerem. Şimdi ben hemen sipariş vereceğim. Şöyle baş başa bir kahvaltı yapacağız. Sadece sen ve ben. Cemsiz. Düşünsene. Hayal gibi. Bir dakika. Bütün gazeteleri istiyorum.
Telefonları da kapatalım. Ev telefonu fişini de çekelim. Bu bizim son konuşmamız olsun. Tamam mı? Tamam. Bir daha telefon görüşmesi yapmak yok. Alo? Sermet abi, Kerem ben. Abi ben kahvaltılık bir şeyler istiyorum. Sucuk, yumurta, salam, ne varsa gönder. Ha? Çocuk mu yok? Tamam abi, canın sağ olsun. Tamam. Yok bir şey aşkım, yok bir şey. Ben zaten gazete almaya çıkacaktım. Gider yakın bir yerden alışveriş yapar gelirim. Tamam mı? Tamam. Pazaraki mazaraki hepsini al hayatım. Tamam aşkım. Bu pazar bizim pazarımız olacak. Allah Allah. Pazar günü için fazladan aksesuar topluyor herhalde. Yarım saat oldu. Sir William McIntyre. Buyurun. İyi pazarlar. Ben Burcu Emlak'tan Servet. Buyurun. Kartım. Evet. Efendim çok garip gelecek. Çok özür dilerim ama sizin evi gösterebilir miyim genç çiftimize? Yandaki evin anahtarını kapıcıya bırakacaklardı ama bırakmamışlar. Tutturdular bakacağız diye. Şöyle en azından kafalarını uzatıp bakabilirler mi? Bir fikirleri olur. Aa, tabii tabii, buyurun, biz de yeni evlendik. Bilirim ben ev telaşını, buyurun. Ay aşkısı, Betüş burayı çok beğenmiş. Çok mu beğenmiş Betüş burayı? Evet çok beğenmiş ama. Ne oldu? Ne oldu? Ya içerisi nasıl bilmiyorum ki. Bilmem, yani güzel, bize güzel geliyor. İsterseniz buyurun. Aa, çok sağ olun, çok iyisiniz. Hadi Betüş, hadi. Gerçekten mutlu bir çift. Ya. Betüş burası nasıl olacak bakalım? Bu ilk ev değil galiba. Ha? Hayır efendim, bu üçüncü gün. Üç gündür bunlarlayım. İnanılmaz bir mutluluk kürüne tabi kaldım. Ve sinirlerim bozulmak üzere. Sakin olun canım, böyledir yeni evliler. Ya görürsünüz. Dev seni yakalayacak. Al işte bakın. Yapılır mı şimdi tanımadığın evin ortasında? Şurada emlakçıyım. Sanki çocukları gezdirmeye getirmiş gibi hissediyorum kendimi. Yakaladım. Sen beni sevmiyorsun. Ne oldu? Hadi söyle, ne oldu? Hani bana cicili pasta alacaktın. Gelirken alacaktın, yalancı. Çıkışta alırım aşkısı. Alırsınız beyefendi. Konumuz o değil ya. Ev bakıyoruz burada. Bakın hanımefendi de bekliyor. Nasıl buldunuz? Betüş burayı biraz küçük buldu. Küçük mü buldu? Betüş buranın nesini küçük buldu? Ha? Nesini? Neresi küçük buranın Betüş? Neresi? Söyleyin hanımefendi. Siz burada yaşıyorsunuz. Küçük mü burası? Vallahi bize yetiyor. Bize yetmez. Ne yapayım hanımefendi? Biz çok çocuk istiyoruz. Allah Allah. Bana ne? Sizin çocuğunuz yok mu? Ya hanımefendi size ne? Ay olmuyor mu yoksa? Ya, ne alakası var canım? Canımız isteyince yapacağız tabii ki. Ne zaman? Allah Allah, size ne hanımefendi? Servet Bey bir şey söylesenize. Betüş biraz meraklıdır da. Betüş meraklı değil beyefendi. Betüş manyak. Hanımefendi sizi 5 dakikadır delirtiyorlar ama ben bunlarla 3 gündür birlikteyim. Kusura bakmayın, aklımı kaçırmak üzereyim. Sinirlerim bozuldu vallahi ya. Anlıyorum beyefendi. Tutmuyoruz be. Tutmazsanız tutmayın be. Sizinle mi uğraşacağım be? Gidelim şişi. Küçük işte, küçük, küçük. Değil işte, küçük değil. Allah Allah, sabah. Değil hanımefendi, değil. Eviniz gayet güzel. Bunlar delirmiş ya. Kusura bakmayın, sizin de başınızı ağrıttım. Emlakla ilgili herhangi bir işiniz olursa kartım sizde. Tamam. İyi günler.
İyi günler. Bunlar baya baya sapık. Hatırlar mısın beyi o eski pazar günlerimizi? Aslı da şurada otururdu. Sonra hep beraber... Efendim? Ne? Bu kalem mu? Yok yok. Yanlış kardeşim, yanlış. Hayır, pizzacı değil burası. Ya size ne? Allah Allah, benim evim burası. Hayır yok, ben de pizzacının telefonu kardeşim. Allah Allah. Ne oldu Muzaffer? Ya yanlış arıyor, yanlış aradığında kabul etmiyor. Neymiş, burası pizzacıymış. Boş ver canım, olur öyle yanlışlıkla. Ya ne diyordum? Şeyden değil mi? Eski pazar günlerinden bahsediyordum. Aslı da şurada otururdu. Onun yumurtalarını ben böyle kayık gibi keserdim, hatırlıyor musun? Ha? Yemezdi ki zilli başka türlü. Efendim? Hayır hanımefendi, burası pizzacı değil. Size ne? Gemi tersanesi burası, oldu mu? Hanımefendi ne yapayım, gazetede öyle yazıyorsa. Hem dikkatli bakın, o öyle yazmıyordur. Tamam tamam, hadi. Ne o? Yine mi pizza siparişi? Açmış, Maxi Supreme diye bir şey istiyor ya. Allah Allah. Boş ver Muzaffer, yanlış düşmüştür. Hayda. Yanlış düşmüştür de ya. Buyurun, Bukalemun pizza salonu. Aslı sen miydin kızım? Ha, iyiyiz vallahi, biz de senden bahsediyorduk şimdi. Yok yok ya, sürekli arıyorlar da onun için öyle şey. Nasıl? Sen de mi pizza siparişi vermek için aradın? Yok babacığım, şaka yapıyorum, şaka. Ya bugün telefonları kapatacağız da merak etmeyin diye haber vereyim dedim. Sen de kapa babacığım. Babacığım Kerem geldi. Hadi öptüm, bay bay. Hayatım nerede kaldın? Aa, ne oldu, ne var? Yok. Yok hiçbir şey. Yok bir şey. Evet, genelde evin erkeği bakkaldan böyle gelir. Yorgun, bitmiş ve ter içinde. Sevgilim, bakkala gittin, cepheden dönmüş gibisin. Aşkım, aslında ben bakkala gitmedim. Ben Cihangir'den Taksim'e kadar araba ittim, araba. Niye? Hiç. Alışkanlık böyle. Baktım bugün de pazar, hazır boşken bir iteyim dedim arabayı. Öyle. Ha. Esprileri çıkarttığında araba ittiğin anlaşılıyor. Ama niye olduğunu öğrenmek için yeni esprilere ihtiyacım var. Yok. Bir nedeni yok. Saplantı bende. Adam kalmış yokuşun ortasında. Abi bir el atar mısın dedi. Al. Atmayalım mı diyeceğiz. Hı. Zaten bir el atar mısın deyince yürüyüp giden bir tane daha adam yoktur bir ülkede. Yoktur yani. Biz iteriz yani. Hem herkesin eşit olduğu sayılı yerlerden biridir o arabanın arkası. Ve o arabanın arkasından sonra olunması gereken ikinci yer. Duş. Keremcim. Sen git şimdi duş yap, ben de yumurtayı yapayım. Yok, yumurtayı ben yaparım. Böyle sucuklu, kaşarları iyice erimiş. Yumurtayı ben yapayım aşkım. Yumurtayı ben yaparım, tamam? Ben Kerem, yapayım. Duş. Tamam, peki. Duşa gireceğim ama yarım saat içinde çıkmazsam gel beni duştan al. Çünkü açlıktan bayılmış olacağım. Tamam canım, tamam. Oğma bizi de diskoya götür. Oğma bizi de diskoya götür. Haydi maça. Fransa'da doğdu. Beşiktaşlı oldu. Helal olsun sana. Pascal Oğma. Pascal Oğma. Aslı, ben sana duşa girmeyeyim dedim. Bak gidiyor pazar. Ver şunu. Niye geldin sen? Maça giriyorum oğlum ben. Pascal ilk 11'de. Aa, çok güzel. Şşş, İlhan oynuyor mu? Aslı, maşallah. Cem, buyurun oturun. Bir Alman kale maç yapalım isterseniz hep beraber. Yok, ben Noma'yı seyretmeye gideceğim. Siz de gelin benimle. Bilet var mı ki? Aslı, bilet olsa ne olacak ki? Ya ben sana pazar günü baş başa kalalım diyorum. Sen beni stadyumun içine sokmaya çalışıyorsun. Ya çok iyi olurdu ya. Akşam da kazanda bir şeyler içerdik ha. Tabii. Hatta gece de Şansal Büyük Ağa ve Erman Toroğlu ile beraber otururuz artık ha.
Bir futbol pazarında yine hep beraberiz. Şu anda yanımda karım Aslı ve Cem Namo var. Evet Aslı Hanım, ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Vallahi hocam ben gidemedim. Çünkü kocamla evde baş başa böyle bol yumurtalı bir pazar geçirdik. Çok güzel. O zaman ben de programı kapatıyorum. Cem Bey siz gidebilirsiniz. İyi ama ben bir şey söylemedim be. Ne biçim program bu? Cem, bu bir pazar programı ve konusu sadece futbol değil. Ya istediğin yere git, hadi çık. İyi, ben gidiyorum. Stat'taki şovumu sakın kaçırmayın ama. Fransa'da doğdu, Beşiktaşlı oldu. Helal olsun sana, Pascal oğlu. Cem, bunun... Çok güzel. İnanamıyorum Naşit. Cep telefonu kapalı. Evdeki telefona cevap veren yok. Bu ne sorumsuzluk? Ne var bunda Perihan? Kafa dinliyor çocuklar. Ne güzel, ellerinde imkanları var. Telefonlarını kapatıp kafa dinleyebiliyorlar. Benim böyle bir imkanım var mı? Nedenmiş o? Çünkü sen devamlı evdesin. Sinirlendirmeye çalıştığınız Perihan'a şu an ulaşılamıyor. Kendisi bir başka şeye zaten sinirlenmiş veya kelime bileniyor olabilir. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ben hemen kapatıyorum Perihan. Ne tekrar denemesi? Ben aradığıma pişmanım. Naşit. Hey gözünü seveyim be. Bak bak bak, göz göz kıracaksın böyle yumurtayı. Aslı, bunun en hassas noktası sucuklar kurumayacak. Ben o yüzden biraz süt katarım buna. Ama çok fazla süt koyarsan da böyle cıvık olur. O yüzden çok önemli işte sucuklu yumurta yapmak. Evet, o yüzden bütün erkekler onu yapmayı bilir. Böylesini bilmez ama. Bak, kaşarlar eridi ama yumurtayı dağıtmadı bak. Ya, bir tane bir şey yapmayı biliyorsun ama o kadar güzel anlatıyorsun ki yani hayran kalmamak elde değil. Gören de su böreği açıyorsun zanneder. İşte pazarlama budur aşkım. Kerem'in spesiyeli dillere destan yumurto kereemo hazır. Sayın seyirciler, halk çıldırmış durumda. Herkes yumurto kereemo istiyor. Herkes yumurto kereemo istiyor. Bir halkın arasında fırlara soruşan bir kadın yumurto kereemoyu kapar. Yavaş sıcak. Açmıyorum. Tamam, açmıyorum. Hoş geldin Yeliz'im, duymadık da. Anlıyorum, yeni bir aşk pazarı. Ben fazla kalmayacağım zaten. Yok olur mu canım, gel otur. Yok yok, ben fazla kalmayayım. Siz bulmuşsunuz gene yeni fantaziler. Yumurta kereemolar, aradan fırlayan sarışık kadınlar falan. Çok ufak. Ya şimdi nasıl anlatayım ki bunu? Ya biz böyle eğleniyoruz Yeliz. Yani mesela ben sabah da lordtum yani. Evet. Hayır. Tamam tamam, neyse. Ben telefonumu akşam burada mı unutmuşum? Sabah kalktım yok da. Bir çaldıralım bakalım. Tamam. Yeliz'cim aç mısın? Yok canım, sağ ol, yedim ben. Annemdenmiş. Ne diyor? Birincisinde neredesin oğlum? İkincisinde Kerem neredesin? Üçüncüsünde neredesin dedim sana? Dördüncüsü of 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 of, bayağı sinirlenmiş. Çalıyor galiba. Koltuğun oralardan geliyor. Hayır hayır, yok yok, mutfaktan geliyor. Dur, mutfaktan derinden geliyor. Allah Allah, nerede bu ya? Buzdolabından geliyor. Dedem. Donarak öldü. Ay, lanet olsun, az kalsın kurtarıyorduk. Ya inanmıyorum ya. Tabii. Tatlıyı aldıktan sonra poşetin içine koymuştum. Bunu akşam tatlıyı açmayınca bu da onun içinde kaldı. Üzülmeyeceğim ya. Telefon yani. E Aslı, madem bu telefon, niye akşamdan beri benim bu telefondan kimse aramıyor? Bu telefon buzdolabında donarak değil, yalnızlıktan öldü. Yalnızlıktan.
Özür dilerim, sizinle pazarınızı mahvettim. Yelizciğim dur, kahvaltı etseydik. Ya çok kötü oldu ya. Evet, mahvoldu yumurta. Ya Keremciğim, yani Yeliz'in bu kadar üzülmesine karşılık sen yumurtayı mahvoldu diyorsun. E tamam, Yeliz'in telefonu donduysa benim de yumurtam dondu. Sen şimdi bunu mu anladın? Ya aşkım şu pazarı şu melodram havasından bir çıkarsak, yeniden şöyle aşk filmi kıvamına soksak. Söz tamam, yarın yine kendimizi ailelerimize ve arkadaşlarımıza adayabiliriz. Ne dersin? Annen ne yapacaksın? Ben şimdi arayacağım, onun durumu düzelteceğim. Ayrıca yeniden yumurta yapmaya başlıyorum. Her şeyi yeniden başlayacağız. Açmayalım. Açın oğlum, açın. Ay sağ mısınız diye bakmaya geldim. Anneyim ya. Oğlum, evlenmek demek anneyi babayı unutmak demek değildir. Ya ne ilgisi var anne? Evet anneciğim. Biz sadece böyle sakin bir pazar geçirelim istedik. Evet, sadece sakin bir pazar. Naşit kalk gidelim. Oğlunun sinirlerini bozuyoruz. Bak ağlamaya başladı. Anne, ne olursun yapma. Anne, aa, senin annen var mı? Arada bir haber verdin. Anne, günde 3 defa konuşuyoruz telefonda Allah aşkına. Azalt oğlum azalt. Günde 3 doz periyan. Yemin ediyorum ki doz aşımı. Tamam. Size iyi pazarlar. Oğlum, beni aramasan da, sevmesen de ben seni çok seviyorum. 9 ay karnımda taşıdım seni. Evladım, arada bir ara. Yani yüzünü görmesem de sesini duymak yeter bana. Ha? Böyle diyeceğimi mi zannediyorsun Kerem? Ha? Yok anne, ben de şaşırdım zaten. Ben de şaşırdım. Bu ne anne? Özel hat. Bütün telefonların kapalı olabilir ama bu her zaman açık olacak. Bu seninle benim özel hattımız. Oval ofisteki kırmızı telefon neyse işte bu da senin için o olacak. Bak şarj bitti, yalanını yemem. Annelere şarj bitmez. Tamam başkanım. Peki Orta Doğu'daki ajanlarımızda da bu telefondan var mı? Var tabii. Ama bir tek ben bağlantıda olacağım. Hele bu bağlantı bir kesilsin. Bak nasıl Orta Doğu üstüne çöküyor. Hadi. Kardeşim, ne yazıyor o gazetede? 41-42. Burası kaç? 42-41. E sen niye 41-42'yi çevirmiyorsun ya? Yeter be sabahtan beri. Ya bu memlekette ne kadar çok pizza yiyen varmış ya. Ne? Fişini mi çekeceğim? Hadi oradan be, uyuz. Allah Allah. Telefonun fişini çekecekmişim ya. Sen telefonu doğru dürüst çeviremiyorsan ben niye fişini çekeyim? Deve. Muzaffer'cim, istersen çekerim fişini. Bunlarla baş edemeyeceğiz. Ya ne çekeceğim fişi beye? Hastalık var, sağlık var. Yani bunlar bir pazar sabahı böyle Amerikan usulü pizzalı, biralı pazar keyfi yapacaklar diye ben telefonumu niye fişten çekeyim canım? O zaman dışarı çıkalım. Parka gidelim. Çay içelim. Niye çıkayım dışarıya Behiye ya, bunların yüzünden niye çıkayım dışarıya? Dışarıda daha çok sinirleneceğim. Bir de gazete ilan vermişler. 11'e kadar servisimiz vardır diye. Ben şimdi 11'e kadar devamlı dışarıda öyle çay mı içeceğim? O zaman başka bir şey yaparız. Sinemaya gideriz. Ben biliyorum Behiye ne yapacağım. Bu kalem bu pizza, ben Muzaffer, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Tabii. Bir orta boy olana bir orta boy bedava. Hatta iki orta boy bedava. Efendim içecekler de bedava. Sizin siparişiniz nasıl olsa? Ançüezli, zeytinli, salamlı, sosisli. Hay hay tabii. Hayır hayır. Ek malzemelerde bir şey almıyoruz. Ben adresinizi rica edeyim. İrfan Özbey. Ha tamam. Zaten bilgisayarda var kayıtlarımızda. Hemen gönderiyorum efendim. Afiyet olsun, yine bekleriz. İlahi Muzaffer. İşte aynısı da oldu ha. Yumurta kereyim o. Sayın seyirciler, halk çıldırmış durumda. Sevgilim, yine aynısını yapmayacağız değil mi? Çünkü hiç bekleme, halkın arasından bir sarışın kız falan çıkmaz. Ben çok acıktım.
Hadi yiyelim. Ben de hazırım, hadi. Çok güzel kokuyor. Evet. Geldi, yumurta geldi. Buyurun. Oh. Ve şimdi açıyorum yumurtayı. Ve mutlu son. Hazır mısın? Yumurtayı açıyorum. Keremciğim, biraz esti galiba. İçeri mi geçsek? Yok hayatım ya, o kadar soğuk değil. Hazır mısın? Açıyorum. Hazırım. Ve yine muhteşem, muhteşem bir çalışma. Keremciğim, içeri geçelim hayatım. Hava koptu kopacak. Yok aşkım ya, o kadar soğuk değil. Ha? Belki sen içeride bir yer açtın, oradan cereyan yapıyor. Ben sana içeriden bir şey getireyim. Keremciğim, bence biz böyle olduğu gibi içeri geçelim. Yok yok, kahvaltıyı burada yapacağız. Ben sana içeriden bir şey getireceğim. Kerem, ne oldu? Kapı açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açılmıyor işte, bayağı açılmıyor. Ya nasıl açılmıyor Kerem? Aşkım açılmıyor, ne yapayım bak. Ne yapacağız peki? Dur, ben şimdi hallederim. Çatalla açacağım. Ya Keremciğim, ben sana içeri geçelim demiştim. Aşkım bir dakika, tamam sakin, açacağım ben, bu teknik bir konu. Peki MacGyver, seni macera Perez. Hadi kurtar bizi buradan. Oh, eline sağlık beyeciğim. Afiyet olsun. Düştü bir tane daha. Alo, Bukalemon Pizza, buyurun. Gelmedi mi? Aa, ya çok yoğun da beyefendi, o yüzden. Çok özür dileriz. Bir büyük boy pizza size bedava, özür olarak kabul edin lütfen. Afiyet olsun. Batıracağım bunları, batıracağım. Adam gibi ilan versinler gazeteye. Alemsin Muzaffer. Aha, bir tane daha geldi. Bak şimdi bak. Alo, Bukalemon Pizza, buyurun. Gelmedi mi? E gelmediyse siz de başka bir şeyler söyleyin kardeşim. Bak o kadar güzel pideciler var, börekçiler var. E? E tabii değil be kardeşim, burası Bukalemun ya. Bak hala Bukalemun diyor ya. Ya kardeşim bir dalga geçeyim dedim, ondan da sıkıldım ya. Yeter be sabahtan beri ya. Ya bana kahvaltı ettirmezdiniz, siz de yiyemeyeceksiniz o pizzaları işte. Oh canıma değsin. Muzaffer sakin ol. Ne? Hadi be. Sensin o terbiyesiz. Bayansın dedik, sesimizi çıkarmadık. Uyuz. Canım ya. Oh. Otur. Ne diyordun beyi? Ah, hatırlıyor musun eski pazar günlerini? Pardon. Pardon, bakar mısınız? Pardon. Bir saniye bakar mısınız? MacGyver'a bak. Halktan yardım istiyor. Ne yapayım? Açamadım işte kapıyı. Geçecektim şu balkondan, izin vermedin bana. İzin vermem tabii. Geçirtmem seni ben o balkondan. Orada filmlerde geçilir. Zaten oradan bir dublörsüz geçen Steven Seagal vardı. O da kayboldu gitti. Telefon da içeride. Annem deliriyordur şimdi. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Hey! Duymuyor musunuz? Duymuyor aşkım. Ya ne kapıymış ya? Ne camı, ne kapısı, ne penceresi kırılıyor. Donarak öleceğiz. Yeliz'in telefonu gibi. Onu ciddiye almadık, lanetlendik. Aşkım, bana izin ver. Geçeyim şu balkona. Hayır, olmaz. Kerem, bir tek çaremiz kaldı. O hiç olmaz aşkım. Olur. Bu yemeklerle burada iki gün anca dayanırız. Tamam peki. En azından risksiz. Ama çok büyük rezil olacağız. Lordum, hazır mısınız kuzey bahçesini çığırmaya? Evet Lady'm, hazırım. Beyefendi, merhaba, kaçmayın. Alo. Ya, ya ne Beşiktaş'ı, ne Numa'sı? Evet, evet, Numa burada. Evet, Numa bizim evde, üçüncü kattayız, üç. Kat üç, yeşil kapı. Tamam, evet. Tamam, kurtulduk. Numa. Harbi de zannediyorlar, kesin kapıyı kırarlar.
Numa bizi kurtardı. Lay 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 lay. Eller gözler buluşmuş, dönüşü yok. Geriye ateş bacayı sarmış. Alma asla hafife. Paçayı da kaptırmış, yok çare deli gönle. Ne dersen de artık bu.